Süpermen şehre gelmiştir ama herkes onun varlığından heyecan duymamaktadır. Hatta birçok insan dehşete düşmüştür. Çünkü Süpermen nereye giderse bela da onun peşinden gelmektedir. William adında Süpermen'e hayran olan ve onu umut ışığı olarak gören bir çocuk vardır. William heyecanlı bir şekilde annesine giderek İngilizce öğretmenin Bayan Sanborn onun şehre geldiğini haberlerde görmüş. Annesi kim gelmiş William diye sordu. William ise Süpermen dedi. William'ın bu kadar heyecanlı olmasının en büyük sebebi ise hayatının çok zor olduğunu düşünmesiydi. Çünkü annesinin onu sevmediğini düşünüyor ve babası sürekli ona şiddet uyguluyordu. Süpermen'in dikkatini çekmeye kararlı olan William, arkadaşları onunla alay etmesine rağmen bir bayrak yapmaya başlar. O sırada ise babası gelir ve bayrağı yırtıp ona vurur. Sonrasında ise William'a bağırarak "Hemen içeri geç!" der. William'ın annesi oğlundaki morlukları görmesine rağmen kocasının ona zarar verdiğine inanmayı reddeder. Çünkü hala onun iyi bir insan olduğunu düşünüyordu. Ama küçük çocuk annesine her şeyin daha iyi olacağına dair telkin vermeye devam etti. William, Süpermen'in günü kurtaracağına inanıyordu. William, ikinci bayrağını duvara çevirirken içeriden bariz sesleri duydu ve korkmasına rağmen içeri doğru koştu. Babası, "Sen buna kahve mi diyorsun?" diye bağırırken annesini yere düşürmüş ve dövüyordu. William hızlı bir şekilde araya girdi ve babası "Sen kendini ne zannediyorsun?" diyerek ona tokat attı. İyice sinirlenen babası bu sefer tüm oyuncunu William'dan çıkartıyordu. En sonunda "Senin artık bazı şeyleri öğrenmen lazım." diye William'ı bodrum katına itti. O sırada kasabadan Süpermen geçiyordu ve insanlar onu gördüğü için sevinç çığlıkları atıyordu. Bunu duyan William ise "Süpermen!" diye bağırmaya başladı. Süpermen duyduğu gibi arkasına bakıp X-ray görüşüyle evin içine baktı ve bodrumda küçük bir çocuk gördü. Hızlı bir şekilde bodrumun önüne gitti ve kapıyı açarak çocuğun yanına geldi. William o sırada eliyle Süpermen'in bir önceki karşılaşmadan kalan gözünün altındaki yara izini göstererek "Seni de mi baban dövüyor?" diye sordu. O sırada William'ın babası kapıdan içeri girerek "Burada ne yaptığını zannediyorsun? Burada olmaya hakkın yok!" dedi. Süpermen ise çok öfkelenip babanın üzerine doğru yürüyordu ve tek düşüncesi onu ellerimle ikiye bölebilirimdi. Ama sinirlerini yatıştırıp bunun örnek bir hareket olmayacağını düşünen Süpermen çocuğa şiddetin bir çözüm olmadığını aşılamak için adamı polis karakoluna götürdü. Süpermen oradan ayrılmadan önce William'a kendi numarasının yazdığı bir kağıt uzattı ve bir daha asla acı çekmemesini sağlamak için onunla her gün konuşacağına söz verdi. Bu tarz içerikler hoşuna gittiyse videoyu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone olmayı ve kendine iyi bakmayı unutma.